Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli misafirlerimiz, değerli eğitimci arkadaşlarımız, İnşallah öğretmen buluşmaları kapsamında eğitim meselelerini konuşacağımız, problemleri masaya yatıracağımız, bu anlamda çözüm önerileri sunacağımız panellerimiz olacaktır. Bugünkü panelimiz de karma eğitim meselesi paneli inşallah. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İnşallah programımız bereketli geçer, istifade ederiz. Ülkemizde yaklaşık olarak 20 milyona yakın insanı ilgilendiren, bu da nüfusumuzun dörtte birine tekabül ediyor. Dolayısıyla önemli bir konu. Eğitim, yani insanın varoluşuyla beraber ortaya çıkmış bir meseledir. Ya özellikle ilk nesil, ilk dönem eğitim meselesi aile kurumunun içinde bir şekilde karşılanıyordu. Daha sonra aileden bağımsız eğitim kurumları, yani bir organize ihtiyaç duyuldu. Kurumsallaşmaya gidildi. Her ne kadar bazı böyle sol görüşlü aydın ve yazar çizerler bu işi Platon'a kadar dayandırmaya çalışsalar da karma eğitimi, yani karma eğitimin temeli yok. 1700'lerdir. 1800'lerde yavaş yavaş bu mesele konuşulmaya başlanmış. Yani bunun iki ayağı var. Karma eğitim tartışmalarının başlamasının birinci ayak dini sebeptir. İnsanlar, yani İncil'lerin anlaşılmasını isteyen bir mezhep ortaya çıkıyor ki bu protestanlıktır. Dinde de reform faaliyeti güdüyor bunlar. Ve bunlar kız ve erkek çocuklarının aynı okullarda İncil eğitimini beraber almalarını istiyorlar. İlk saik budur, yani ilk sebep de budur. Yine ikinci neden ekonomik nedendir. Sanayi inkılabıdır. Artık kadının da istihdamı söz konusudur. Kadın da ekonomik hayata katılmasının gerekliliği konuşuluyor. Bu ailesel, ailede görülen eğitim olsun, gerek kurumda bu şekildedir. Avrupa'ya baktığımız vakit, Avrupa'da da 19. yüzyıla kadar tek cinsiyetli eğitim var. Avrupa ülkelerinde, üniversitelerde karma eğitim genelini konuştuğumuz zaman, yani yavaş yavaş 1901 ile 1910 dönemidir. Hatta lise ve ortaokullarda bazı protestan mezhebine mensup insanların uygulamaları dışında neredeyse Batı dünyasında 20. yüzyılda karma eğitim çok sınırlı bir şekildedir. Yani dünyanın geneline baktığımız vakit, hani sanayi inkılabından sonra bu tartışılmaya başlanmış. Genelde protestanlar bu işin, İncil'in anlaşılması, kız ve erkek çocuklarının beraber okuması gayesiyle bu işe el atmışlar. Daha sonra işin içine ekonomi giriyor, ideolojiler giriyor. 19. yüzyılda dünyanın hali böyle. Bunlar Osmanlı'yı da etkiliyor. İşte Tanzimat Fermanı, Tanzimat Fermanı ile beraber bir batılılaşma hareketi görüyoruz. Eğitim kurumunun ıslahını aydınlar kabul ediyorlar. Burada Abdülhamid'in çabaları var, yenilikleri var. 50 sayısına ulaşılmadığı vakit Abdülhamid döneminde karma eğitime izin verilmiş. 1908-1914 yıllarında açılan resmi mekteplerde 2017 erkek, 286 kız, 329 da karma okulun faaliyette olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet'in ilanıyla beraber karma eğitim için mücadele başlıyor. 27-28 yılları kademeli olarak karma eğitime geçme çabaları var. Yine 1930'larda liselerde bunu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Yine 1934-35 yılları arasında toplam 19 okulda karma eğitim var. Pilot okullar seçmişler ve araştırma yapmışlar. Karma okullarda okuyan erkek oranların, erkek çocuklarının, erkek öğrencilerin başarı oranı %55 civarı iken tek cinsiyetli eğitimlerde %85'e kadar çıkmış. Yine mesela İngiltere'de yapılıyor ve lise tamamlama sınavı var orada. Orada birinci kız okuludur.
İkinci de kız okuludur. Yani ilk listede yer alan liseler neredeyse büyük bir kısmı karma eğitimin uygulanmadığı, tek cinsiyetli eğitim politikanın uygulandığı okullar. Karma eğitimde yani başarı düşükken karma olmayan okullarda başarı oranı %80'lere çıkıyor. Bunu şu gerekçelere dayandırmışlar. Diyorlar ki mesela kız çocukları erkeklerin olmadığı ortam, bunu onlar söylüyor, Müslümanlar söylemiyor yani. Biz burada desek hemen bu laik sol çevreler başka bir ağızla belki bize saldıracaklar. Erkeklerin olmadığı ortamlarda kızlar kendilerini daha rahat ifade ediyorlar, zekalarını daha etkin ve aktif bir şekilde kullanabiliyorlar diyorlar yine. Yine mesela 4 önemli bir problemle karşılaştıklarını ifade ediyor bu araştırma sonuçları. Öğrenci motivasyonunda ciddi manada düşüş var. Davranışlarında problem var, sınıf yönetiminde ve disiplin anlamında okullarda ciddi sıkıntı var. Bu pedagojik olarak değerlendirdiğimizde bu birinci madde olarak değerlendirebiliriz. Yine çocukların beden ve ruh sağlığı bu manada bozuluyor. Yine dönüyoruz, kıbleye döner gibi batıya dönüyoruz. Çünkü onlar yapmışlar. Mesela Norveç bu konuda çalışmış. Karma eğitimi masaya yatırmış. Karma eğitimin Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer aldığı sene 1973'tür. Çok değil yani. Kanunun 12. maddesine karma eğitim ilkesi getiriliyor ve bunun zorunlu hale getirilmesi, eğitim türüne, imkan zorluklara bağlı olan bütün okullara yayılması daha 1999'dadır. 99'dan itibaren bu mesele bir rejim meselesi haline dönüştürülüyor. Teşekkür ederim. Tabii Türk eğitim sistemine olağanüstü bir dönemde dahil oldu karma eğitim sistemi. İdeolojik bir dayatma ve politik bir tercih meselesidir. Yani aslında Türkiye'de karma eğitim sistemine geçilmesi Türk Milli Eğitim'in temel ilkeleri arasında mesela yetişecek neslin yani rejimin, sistemin devamlılığı baz alınarak, esas alınarak işte çağdaşlık, laiklik kaygılarıyla aslında bu dayatma yapılmıştır. Karma eğitim uygulamasının çocukların akademik ve sosyal gelişimde yarar sağladığına dair net bir bulgu karine yok. Bunun altını çizerek söyleyelim. Aksine özellikle cinsel içerikli olumsuz öğrenci davranışları ile bu uygulama arasında bir takım ilişkilerin olduğuna dair kuşkular da vardır. Eğitim bilimciler, pedagoglar bunu da dile getirmektedirler. Türkiye'de işin hakikati özellikle milli devlet ulus kaygısıyla bu dayatma yapılmıştır. Şimdi burada bir de devletin kendini tesis etme durumu vardır. Sürdürme ve var etme projesi veya aracıdır karma eğitim modeli. Ulus devlet modelinde kimi eğitim bilimcilere göre eğitim ve iktidar ayrılmaz bir ikili terim olarak tarif edilmiştir. Demek ki bir ulus devlet modeli niteliğindeki Türkiye Cumhuriyeti'nde de eğitimin devlet ideolojisinin gölgesinde olması şaşırtıcı değildir. Zaten hocam dile getirdi, 1973'te getirilmiştir. Özellikle 28 Şubat döneminde Türkiye'de bütün okullarda karma eğitim yapılması konusunda bir dayatma yapıldı. Şimdi işin hakikati eğitimin bilimsel ve ideolojik olmak üzere iki boyutu vardır aslında. Bir eğitim sistemini oluşturabilirsin ama eğitim sistemini oluşturmadan önce senin bir eğitim felsefenin olması lazım. Eğitim felsefesini yapmadan eğitim sistemini oluşturan ülkeler taklitçi olmaktan kurtulamazlar işin hakikati. Sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında benimsenen 3 tane ilke vardı. Tıpkı teşbihte hata olmasın, Hristiyanlıktaki üçlü tesis anlayışı gibi bir anlayış. Laikleşme, batılılaşma ve Türkleşme üçlemesi.
baz alınarak eğitim sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır. Türk eğitim sisteminin serencamına bakıldığında her siyasal iktidarın eğitim sistemine müdahale ettiği, siyasal iktidarın eğitim sistemini kendi bakış açısına göre şekillendirmeye çalıştığı bir hakikat. Türkiye'de Türkler dışında başka Müslüman halklar da, ırklar da, gayrimüslimler de yaşamaktadır. Bunların kültürleri, bunların inançları da dikkate alınarak eğitim sisteminin şekillenmesi şarttır. Ki Türk eğitim sistemi her geçen gün yeni sorunlar ile, alanları ile mücadele etmek zorunda kalıyor her gelen hükümet bundan dolayı. Aslında eğitim meselesi iktidarlar üstü bir mesele olması lazımdı. Yani eğitim sistemi oturduktan sonra Anadolu'daki Müslüman halkın inancı, kültürü doğrultusunda şekillendikten sonra gelen hükümet hangi dünya görüşüne sahip olursa olsun onu değiştirme gibi şansa sahip olmaması gerekir. Ki 28 Şubat sürecinin bir sonucu olan karma eğitim ve kesintisiz eğitim Türk eğitim sisteminin handikaplarından iki tanesidir. Bitiriyorum. Toplumun sosyal yapısının aksine seküler ve pozitivist bir yapıya sahip olan bu eğitim sistemi toplumun dini düşünce ve geleneğinden uzaktır. Beslenmemektedir. Dolayısıyla bu eğitim sistemi çıktığı toplumun değerlerinden uzak, yabancı kalarak, dedim ya, Greco-Latin anlayışa dayanmaktadır. Yabancı kalarak ithal bir takım uzmanlıklar ile işin hakikati bu ithal bir takım uzmanlıklar ile toplumu şekillendirmeye çalışmak mümkün değildir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Avrupa'da, Amerika'da ve Avustralya'da Avustralya'daki ülkelerde bireylerin, vatandaşların talepleri doğrultusunda ülkeler tekrardan tek cinsiyetli eğitim veren eğitim kurumlarının açılmasını sağlamak mecburiyetinde kalmışlardır ve onlara gerekli önemi göstermek mecburiyetinde kalmışlardır. Tek tek hocamın da belirttiği gibi karma eğitimin ilk başladığı yer olan Amerika'da bugün tekrardan karma eğitimden bir kopuş söz konusudur. Çünkü özellikle tek cinsiyetli eğitim yapan eğitim kurumlarının başarısı onlara olan talebi arttırmaktadır. Amerika'da yüzlerce tek cinsiyetli eğitim yapan, yani sadece kızların veyahut sadece erkeklerin okuduğu veyahut aynı çatı altında farklı sınıflarda eğitim aldıkları okulların akademik başarısının artması onlara olan talebi arttırmaktadır. Amerika'da yüzlerce tek cinsiyetli eğitim yapan eğitim kurumları, liseler, üniversiteler mevcuttur. Bu lise ve üniversitelerde yapılan araştırmalarda kız ve erkeklerin ayrı okullarda veyahut ayrı sınıflarda eğitim görmesiyle okullardaki bir takım olumsuz davranışların azaldığı gözlemlenmiştir. Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece kız okullarına giden kız öğrenci sayısı %2 iken Kongre'de ve Senato'da var olan kadınların %20'si sadece tek cinsiyetli eğitim alım kurumlardan mezun olmuştur. Yani ülke genelinde oran %20 iken Kongre'de ve Senato'da var olan kadınların %20'si o okullardan mezun olmuştur. Bu da o okulların ne kadar başarılı oldukları, ne kadar iyi bireyler, iyi öğrenciler yetiştiklerinin bir kanıdıdır. Gözlemlemediğinin bir neticesidir. Çünkü Amerika'da bu %100 uygulanmış. Amerika'da bugün tersine dönmüştür ki Amerika'da bir rakam verecek olursak 2001 yılında bir yasa çıkıyor. Hiçbir çocuk geride kalmasın adlı bir yasa tasarısı çıkıyor. Bu tasarıyla beraber devlet nasıl karma eğitim veren okullara destek verdiği gibi tek cinsiyetli eğitim veren okullara da destek veriyor. Ve bu yasa çıktığında tek cinsiyetli eğitim veren okul sayısı 4 iken bu yasadan sonra 2012 yılında yaklaşık 12 yıllık bir süreçte bu sayı 506'ya çıkıyor. Kesinlikle tek cinsiyetli eğitim öğrencilerin akademik başarısını düşürmüyor ki verdiğimiz örneklerin hepsi tam tersi arttırdığını söylüyor.